Arkadaşlar merhabalar. İntegralde alan yapmaya devam ediyoruz. İki eğri arasında kalan alandan bahsetmiştim biraz. Şimdi yine sorularla devam edeceğiz. Şuna dikkat etmeliyiz. Eğer değişkenimiz x ise yukarıdakinden aşağıdakini çıkararak yapacağız alanı bulurken bakın. Dikkat edin. Bu eğri altında kalan şu ikisinin altında kalan bölgenin alanı nedir derse altında demeyelim arasında. Ne olacak? A'dan B, A'dan B'ye fx eksi gx bu bölgenin alanını verir arkadaşlar. Aynı şekilde burada da nerede olduğuna bakmaksızın fx sonuçta yukarıda gx de aşağıda. Yine burada da fx eksi gx bize bölgenin alanını verir arkadaşlar. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmalıyız diyorum ve bu soruya geçiyorum şimdi. Yukarıdaki şekilde y eşittir x kare eksi 9 parabolü ile y eşittir eksi 3 x eksi 9 doğrusu verilmiştir. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? Bakın şimdi hangisi yukarıda kalıyor? Doğru yukarıda kalıyor değil mi? O zaman doğrudan neyi çıkaracağız? Eğriyi. Yani bakın şimdi bu arada dikkat ederseniz ne verilmemiş bize? Sınırlar verilmemiş. Hallederiz. Bir yazayım şöyle A'dan B'ye. Eksi 3x eksi 9. Eksi x kare eksi 9'u çıkarınca x eksi'den artı 9 olduğuna dikkat edin. dx oldu. Bu şekilde. a'dan b'ye e, 9'lar birbirini götürdü. Eksi 3x eksi x kare dx oldu. Bunun da integralini alırsak eksi 3x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. Şimdi buraya a ve b için ne yazacağız? Tabii ki gördüğünüz gibi şurada A noktası. Burada da B noktası aslında bir nevi orijin çünkü bakın bu şekilde A'dan sıfıra kadar. O zaman A'yı nasıl bulurum? Bu tabii ki hem parabolün hem doğrunun x eksenini kestiği yere olduğu için bir tanesinde y gördüğüm yere sıfır yazarsam x'i nerede kesiyormuş bakın eksi 3'te. O zaman eksi 3'ten aymış aslında burası. Böylece sıfır sıfır arada bir eksi var. Eksi 3 yazarsak 9. 9 kere 3 27. Eksi 27 bölü 2. Sonra eksi 27 bölü 3 eksi 9 yaptı. Gördüğünüz gibi 0 0 eksi eksten artı 27 bölü 2 9 45 bölü 2 geldi. Sorunun cevabı gerçekten de bakın alan pozitif çıktı. Çünkü üsttekinden aşağıdakini çıkardık. Şu soruyu bir aradan çıkarayım konuyu hem anlatmak adına. 2018 AYT'de de böyle bir soru soruldu çünkü. A'dan C'ye f(x) g(x) dx 3 verilmiş. f(x) neresi? f(x) yeşil olan, değil mi? Tamam. Siyah olan da g(x). O zaman integralde bakın neye bakacağız? Şimdi A'dan B'ye f(x) yukarıda. O zaman aynı zamanda A1 A'dan B'ye olan kısmın integraline eşittir ve alanda aynı olur. Gelelim şimdi buraya. Bu sefer bakın fx aşağıda kaldı. gx yukarıda kaldı. O zaman a'dan c'ye integral olduğu için alan negatif olur. Eksi a2 olur. Sebep normalde pozitif olması için üsttekinden alttakini çıkaracaktık. Ama dikkat edin. Bu sefer gx üstte fx altta ama fx'ten gx çıkarılmış. O zaman bulmamız gerekenin negatif hali olacak. Bundan dolayı şuraya kadar olan kısım tamam. Ama buraya kadar olan kısımda kesinlikle eksi a2 yazmalısınız. Bu 3'e eşit. Sonra gelelim b'den c'ye. b'den c'ye fx eksi gx. Şimdi b'den c'ye fx eksi gx nedir? Hangisi üstte? Bakın yine gx üstte. O zaman gx eksi fx olsaydı tamam buraya a2 derdik ama eksi a2 demeliyiz. Hakikaten de bakın eksiler gitti. a2 5 oldu. Yaptığımız doğru. Üsttekinden alttaki çıkarılırsa alanı buluruz. Yoksa eksi alan olur. A2 5 olduğuna göre buradan da A1 8 geldi. Ayrı ayrı bunları bulmuş olduk. Sorumuz var arkadaşlar. Geriye dönelim artık bunlara baktıktan sonra. Haralı bölgelerin alanları gayet kolay bu şekilde. Bize çizdirecek arkadaşlar soruyu. Bazen böyle grafik vermez sınavda da. Bizim çizmemiz bekler. Y kare eşittir 4x parabolü ile ...y eksini ve y eşittir 2 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bunu özellikle seçtim. Şuna dikkat edin. Eğer y eşittir x kare olsaydı... ...kollar yukarı doğrudur. İşte eksi x, x kare olursa aşağı doğrudur. x eşittir y kare şeklinde... ...x birinci dereceden y ikinci derecedense... ...ya da ax eşittir b y kare şeklinde diyeyim kısacası... ...birisi birinci dereceden y ikinci derecedense... ...kollar sola doğru... Veya sağa doğrudur arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şekli çizerken hata yapmayın. Bakın şimdi y kare eşittir 4x. Hemen neye bakacağız? Neye göre sağ veya sol diyeceğiz? 1. X'in derecesi 1 olduğu için bu parabol sağ veya sol. Katsayıya bakacaksınız. Neyin katsayısına? Y karenin. Y karenin katsayısı pozitif olduğundan tamam. O zaman böyle bir paraboldür bu. Y eşittir 2 doğrusuna gelelim y eşittir 2 doğrusunu çizerken şöyle çizebiliriz. y eşittir 2'yi nerede kesiyormuş bakalım bu. Böyle y eşittir 2'de x'i kaç olur o zaman? 2'nin karesi 4 çarpı x'ten x eşittir 1. Olur da lazım olursa bu noktanın apsisi de 1 oldu bakın bu şekilde. Bizden ne istiyor? y kare eşittir 4x parabolü ile y ekseni ve y eşittir 2 doğrusu arasındaki bölgeye. Bakın y ekseni parabol ve doğru. O zaman bizden nereyi istiyor arkadaşlar? Bu bölgenin alanını istiyor. Ben size bununla alakalı ne demiştim? Pratik bir formülümüz var. Onu kullanalım. Direkt tepe noktasından itibaren şuranın uzunluğu 1. Zaten y eşittir 2 olduğu için buranın uzunluğu da 2. O zaman normalde dikdörtgenin alanı 2 çarpı 1'dir. Mavi bölgenin alanı ise 3'te 1'dir. 2 bölü 3 diyebiliriz. Hiç burada formül yapmaya bile gerek yok. Şey integral formülü bile. Bu pratik kuralla yapabilirsiniz. Burada da y eşittir eksi x kare parabolü ile y kare eşittir x parabolü arasındaki kapalı bölgenin alanı soruluyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. y kare eşittir x birisi de y eşittir eksi x kare. Kolaydan başlayalım. Eksi x kare dediği için kollar aşağı doğrudur. Bu y eşittir eksi x karenin grafiği. Sonra geliyoruz y kare eşittir x'e. Bakın burada da x zaten katsayı pozitif ama kollar sağa doğru olacak. Bu şekilde bakın. şöyle bir paraboldür bu da. Çünkü x birinci dereceden y ikinci dereceden. O zaman arkadaşlar bu ikisinin arasında kalan kapalı bölgenin alanı burası geldi. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Hemen kesim noktalarını bulalım ki sınırı belirleyelim. y kare eşittir x, y eşittir eksi x kare. Ne yapayım? Şimdi burada bir tanesinde y gördüğümüz yere eksi x kare yazalım. Buraya gidiyorum bakın eksi x karenin karesi eşittir x diyorum. x üzeri 4 eşittir x. Buradan x eşittir 0 olabilir ya da x eşittir 1 olabilir. Bakın yerine koyduğunuzda oluyor hakikaten. O zaman demek ki zaten 0 burada gerçekten bir sınır. Diğer de b. Şey 1. O zaman artık ne diyeceğiz? Dikkatli olun lütfen. Üstteki hangisi? y eşittir eksi x kare. O zaman eksi x kare ama burada çok tehlikeli ama önemli bir yer var. Şimdi dikkat edin. Eksi x kareden peki ben neyi çıkaracağım? Burada arkadaşlar şunu yapmalısınız. Şimdi bu y x'e bağlı bir denklem ama bu y'ye bağlı bir denklem. O zaman y eşittir deyip her iki tarafın karekökünü alacağız. Ancak bak çok önemli. Y eşit, y kare eşittir x'in karekökünü aldığınız zaman üst tarafı arkadaşlar y eşittir kök x grafiğidir. Gösteriyorum. Şu alt taraf y eşittir eksi kök x grafiğidir. Çok basit ama önemli bir mevzu. Aman es geçmeyin. Bu yüzden eksi eksi kök x diyorum. Çünkü bakın bu grafiğin altta kalan kısmı y kare eşittir x'in. Anlaştık mı? Kenarda da göstereyim. Not olarak dursun. Şurası y eşittir kök x'tir. Burası y eşittir eksi kök x'tir. İkisinin denklemi farklıdır. Böylece integral sıfırdan bire eksi x kare artı kök x oldu. Dx'i de unutmayalım. Yerimiz çok azaldı. Ne yapayım şimdi burada ben? Şu boşluğa yazayım arkadaşlar. Şu kısma. Şimdi eksi x karenin integrali eksi x küp bölü 3. X kök x'in integrali x üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi ters çevirirsek 2 bölü 3 olur. Sınırlarımız sıfırdan bire. O zaman da zaten 0 yazmanın anlamı yok. 1 yazarsak eksi 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten cevap 1 bölü 3 geldi. Bu şekilde bakın gerçekten de cevabı doğru bulduk. Alan pozitif çıkmalıydı. Ne yaptık bakın? Eksi kök x'e dikkat ettik burada. Bir de her zaman üsttekinden alttakini çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu ikinci bir yolla yapabilir miydik sorusu geliyor aklıma ve yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın pratik formülle yaparsam. Şimdi şu bölgenin alanı mavi ile taradığım bölgenin alanı 1 çarpı 1 çünkü x gördüğümüz yer 1 yazarsak y'si de 1 oluyor. O zaman eksi 1 oluyor da yine uzunluk 1 oluyor işte. 1 çarpı 1 bölü 3 ama 2 ile çarpacağız çünkü şu büyük bölgenin alanı 2 bölü 3'tür. Geliyorum şimdi e, şu kısmın alanına renkle doğru düzgün göstereyim. Şu kısımda alanına. Bu kısımda küçük olan kısım olduğu için 1 çarpı 1 bölü 3'ün olduğunu biliyoruz. O zaman hakikaten bizden istenen şu bölgenin alanı, taralı bölgenin alanı 2 bölü 3'ten 1 bölü çıkarınca yine 1 bölü 3 kaldı. Bu da bu şekilde bakın. Pratik formülle sorunun yapımı. istediğinizden yapabilirsiniz. Bence birinciyi görmek önemli ama ben o yüzden bilerek gösterdim orayı. İkinciden de pratik olarak gösterdik. Şimdi devam edelim. Bu önemli bir soruydu bence. Map'ten bir soru. Ne demiş? fx eşittir x kare artı 2 x artı 2 x kare eksi 2 x artı 11 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamını bulunuz. Şimdi boyalı bölgeleri bulurken bakın iki parçamız var. Bir bu parçaya bakacağız. İki bu parçaya bakacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Şu noktanın absisini bulmalıyız. Nasıl buluruz? Tabii ki y'lere aynı olan iki denklem olduğu için x'lerini birbirine eşitleyebilirsiniz. x kareler gitti. 3x eşittir 9'dan. x eşittir 3'müş gayet kolay bulduk. O zaman bu bölgenin alanı ne olacak? İkisinin arasında kalan bölge. Bakın hangisi üstte? gx. O zaman gx neydi? x kare eksi x artı 11. Eksi diyorum x kare eksi 2x eksi 2. fx altta olduğu için 2'den 3'e x kareler gitti buradan da 2'den 3'e eksi 3x artı 9 oldu İntegralini alırsak bunun ne oluyor eksi 3x kare bölü 2 artı 9x 3'ten 2'den 3'e yerine yazalım eksi 27 bölü 2 artı 27 sonra Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Eksi 6 artı 18. Buradan da arkadaşlar işleme tas yapmadıysam herhalde 1.5 geliyor olması lazım. Kenarda dursun bu. Şimdi geliyoruz hangi bölgeyi bulmaya? Şu bölgeyi bulmaya. Orası da 3'ten 5'e. Bu sefer hangisi üstte? Bakın dikkat edin bu sefer fx üstte gx altta kalmış. O zaman x kare artı 2x artı 2'den x kare eksi x artı 11 çıkarırsak böyle olacak eksiler sayesinde. Buradan da 3'ten 5'e x kareler yine gitti. 3x artı 9 oldu bu sefer. Yok 3x şurası artıydı pardon. 3x eksi 9 oldu bu sefer. Tamam mı? O zaman 3x kare bölü 2 eksi 9x 5, 3'ten 5'e. Burada ben hemen yazayım sonra sonucu bakalım bir. Buradan da burası 6 geliyor olması lazım. Toplamda da o zaman 9,5 geldi bu bölgelerin alanları toplamı. Vallahi şurada işlem hatası yaptıysam kusura bakmayın arkadaşlar. En azından denklemlerimiz doğru. Ama bazen şuralarda hızlı yapacağız derken şu kısımlarda sayıları yerine yazarken sıkıntı olabiliyor veya e, üşeniyorum açıkçası kontrol etmeye. Olur da işte burasının toplamı bir buçuk değil iki buçuktur ya da burası altı değildir üçtür falan ona takılmayın lütfen bana sormayın burası 9 olmayacak mıydı burası 3 olmayacak mıydı. Şu denklemlerde sıkıntı varsa sorun ama işlemlerde bazen artı eksi hatası yapıyoruz onları lütfen göz ardı edin. X eşittir y kare eğrisi ve x eşittir y artı 2 doğrusu ile sınırlı bölgenin alanını hesaplayınız. Bilerek bu soru da bakın map sorusudur bu da. X'leri yalnız bırakmış yani y'ler üzerinden gidin demek istemiş. Yapalım. X eşittir y kare. Böyle kolları sağa doğru olan parabol artık ezberlememiz lazım. X eşittir y artı 2 doğrusu çok kolaydır. X'e 0 ver. Y'yi eksi 2'de kesiyor. Y'ye 0 ver. X'i 2'de kesiyor. Böyle bir denklem. Şimdi Burada neye bakmamız gerekiyor? Bizden bunların arasında kalan bölgenin alanını bulmamızı istiyor. İşte şurası. Şimdi arkadaşlar, neye dikkat etmemiz lazım? Bu güzel bir soru. Şimdi sağdakinden soldakini çıkarıyoruz diyeceğiz, tamam mı? Niye bu sefer sağdakinden soldakini çıkarıyorum diyorum? Çünkü x'ler yalnız bırakılmış o yüzden. Buna göre o zaman alt sınırı belirleyelim. Burada bakın gerçekten her seferinde ip gibi birleştirirsek gerçekten hep doğrudan eğriye böyle bir durumumuz var. O zaman ne yapmam lazım? İntegral sağdaki doğru olduğu için y artı 2 eksi soldaki de parabol olduğu için y kare dy sınırlarımızı da nasıl bulacağız? Kesim noktasından. O zaman hemen y kare eşittir. y artı 2 diyorum. y kare eksi y eksi 2 eşittir 0. Buradan da y eksi 2 y artı 1 eşittir 0. Yani bir tanesi eksi 1'miş y'si öbürü de 2. O zaman eksi 1'den 2'ye sınırlarımızı da böyle bulmuş olduk. Yapalım artık o zaman. y'nin integral'i y kare bölü 2, iki. 2'nin integral'i 2 y kare'nin integral'i de y küp bölü 3. 2 ve eksi 1'i yazdık şimdi. Şimdi yerine yazalım 2'yi 4 bölü iki. hatta şuraya sıkıştırmayayım şöyle yazayım. 4 bölü 2 artı 2 çarpı 2'den 4. Eksi 8 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. Eksi 2 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu. Buradan da cevap 4,5 geldi arkadaşlar. Yine bir parabol. X eşittir. Y kare eksi 6Y. Ve x eşittir 8 eksiye kare. Bunlar böyle biraz insanı bıktırıyor ama bakmamız lazım arkadaşlar. Grafikleri bizim çizmemizi istiyor çünkü. Şimdi y kare eksi 6 y'nin grafiği nasıl çizilir? Parabolde bir kere x'e 0 verirsek y kare eksi 6 y eşittir 0'dan y çarpı y eksi 6 olur. O zaman y eksenini bir 0'da kesiyor bir de 6'da kesiyor. x yalnız olduğu için kollar sağa doğru olacak. Bakın bu şekilde. Hakikaten gördüğünüz gibi y'ye 0 verdiğimizde zaten orijinden geçtiği belli. Sonra x eşittir 8 eksi y kare. Yine x'e 0 verdiğimizde 8 eksi y kare 0 olduğundan y ne oluyor? Eksi kök 2 artı 2 kök 2 olacak. Eksi 2 kök 2 şöyle bir 2 kök 2 olsun. Yine bu sefer ama kollar sola doğru çünkü y ye kare bakın eksi y kare olmuş. O yüzden sola doğru olacak. Zaten e, burada da hemen bakalım. Y'ye sıfır verdiğimizde x'i nerede kesmesi gerekiyor? 8'de. O zaman biraz daha bunu geniş yapayım bence. O kadar da dar olmasın. Şöyle bakın. Y'ye sıfır verdiğimizde de parabol 8'den geçiyor. Bu şekilde net söylemiş. Bunların arasında kalan bölgenin alanı. Bunların arasında kalan bölge neresi geldi? Şurası geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hangisi sağda? Siyah olan yani şu parabol sağda. Bu parabol de solda. Neden sağ sol yapıyoruz bu sefer? Çünkü x'e bağlı denklem, pardon y'ye bağlı denklem o zaman dy olduğu için bunlarda sağ sol yapıyorduk. Sağdaki daha büyük, soldaki daha küçük gibi veya sağdaki pozitif, soldaki negatif olarak düşüneceğiz. Böylece integral 8 eksi y kare eksi y kare artı 6 y dy olur. Buradan da ee, 8 eksi 2y kare artı 6y. Bunun da integralini alırsak 8y eksi 2y küp bölü 3 artı 3y kare. Sınırlarımız ne olacak? Hemen onu bulalım. Bunları da tabii kesiştirerek şu alt sınırı ve şu üst sınırı bulacağız. O zaman 8 eksi y kare eşittir. y kare eksi 6y. 2y kare eksi 6y Hepsini öbür tarafa atarsak. Eksi 8 eşittir 0. Sadeleştireyim. Y kare eksi 3 y Eksi 4 eşittir 0'dan. Y eksi 4. Y artı 1. Yani bir kökümüz y'si eksi 1 geldi. Öbür kökümüz 4 geldi. Düzeltiyorum. Böylece o zaman arkadaşlar artık söyleyebiliriz. Sınırlarımız da eksi 1'den 4'e kadarmış. Yani buraya da eksi 1. Her sınırımız eksi 1 4 oldu arkadaşlar. Yerine yazacağız artık. Hatta şöyle yapayım mı bu soruda? Eksi 1'den 4'e kadar yaptık. Burada gayet sıkıcı sorularla uğraştık. 3-4 tane. O yüzden burada sınırları yazayım bırakayım. Yani çözüm size kalsın arkadaşlar. Sayı yazacak sadece o kadarla uğraşmayayım artık olur mu? Görüşürüz. İntegralde alımı son videoyla bitiriyorum artık arkadaşlar.